Altaş TV Ana Haber'den iyi akşamlar. Gündemin öne çıkan gelişmeleriyle karşınızdayız. Orduda ne yaşandıysa, dünyada orduyu ilgilendiren ne varsa ekranlara taşıyacağız. Ama öncesinde Erzincan'dan acı bir haberle başlayacağız. Erzincan'ın İliç ilçesinde bir altın madeninde toprak kayması meydana geldi. Ve ilk belirlemelere göre 9 işçi heyelan altında kaldı. O anlar saniye saniye kaydedildi. Erzincan'ın İliç ilçesinde altın madeninin bulunduğu geniş bir alanda toprak kayması meydana geldi. Toprak kaymasının ardından Erzincan, Erzurum, Sivas, Rize, Malatya, Giresun, Diyarbakır, Tokat ve Tunceli'den ekipler bölgeye sevk edildi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya olayın ardından maden sahasında bir sayım yapıldığını ve 9 işçiden haber alınamadığını söyledi. Toprak kaymasının yaşandığı alanda 400 personelle arama kurtarma çalışması başlatıldı. Olayla ilgili olarak İliç Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. Resmi olmayan bilgilere göre bir işçi hayatını kaybetti. Şu an toprak altında çıkartılan bir işçi de sağ olarak bulundu. Diğer işçilerimize arama çalışmaları devam ediyor. Türkiye'nin ve Karadeniz'in şiddet haritası çıkartıldı. Karadeniz'de şiddet arttı. Ordu'da şiddetin arttığı illerin başını çekti. Türkiye'deki şiddet haritalandırıldı. Türkiye Silahlı Şiddet ve Şiddet Haritası raporu Umut Vakfı tarafından paylaşıldı. Türkiye'de 2023 yılında meydana gelen şiddet olaylarının raporu açıklandı. Karadeniz bölgesi silahlı şiddet olaylarının artmasıyla bölgeler arasında ikinci sıraya yükseldi. Umut Vakfı'nın 2014 yılından itibaren yayımladığı Türkiye Silahlı Şiddet Haritası raporuna göre 2014 yılından bugüne geçen 10 yılda toplam 34.197 silahlı şiddet olayı yaşandı. 10 yılda meydana gelen 34.197 silahlı şiddet olayında toplam 21.434 kişi öldü. Bazıları ağır, 31.207 kişi de yaralandı. Aynı vakfın şiddet haritasına göre ise Karadeniz bölgesi 2023 yılında bölgeler bazında en çok şiddet olayının yaşandığı ikinci bölge konumuna yükseldi. Karadeniz bölgesindeki 18 kentte 2023 yılında yaşanan 555 silahlı şiddet olayında 266 kişi öldürülürken 517 kişi de yaralandı. Ordu özelinde ise yıl içerisinde 28 şiddet olayında 12 kişi öldü, 21 kişi yaralandı. Ordunun en yakın komşusu Giresun'da ise meydana gelen 10 olayda 6 kişi öldü, 11 kişi yaralandı. Dün akşam Altınordu ilçesi Selimiye Mahallesi'nde bir kadının evinde cansız bedeni bulundu. Komşuların kötü kokular ihbarı üzerine eve giren emniyet ekipleri kadının cansız bedenini tespit etti. Kötü koku ihbarı gerçeği ortaya çıkardı. Altınordu ilçesi Selimiye Mahallesi'nde bir apartmanda yaşayan vatandaşlar birkaç gündür aldıkları kötü koku nedeniyle emniyet güçlerine ihbarda bulundu. İhbar mahalline gelen emniyet ve itfaiye ekipleri kokunun apartmandaki bir daireden geldiğini tespit ederek kapıyı açtı. Dairede yapılan incelemenin ardından bir kadının cansız bedeniyle karşılaştı. Olayla ilgili inceleme yapan emniyet güçleri evde cesedi bulunan kadından 4 gündür haber alınamadığını belirledi. Olay yerine çağrılan sağlık ekipleri de kadının hayatını kaybettiğini onayladıktan sonra olay yeri inceleme ekipleri dairede ve apartmanda çalışma yürüttü. Yapılan incelemenin ardından kadının cansız bedeni adli tıp morguna kaldırıldı. İsmi öğrenilemeyen kadının kesin ölüm nedeni yapılacak otopsinin ardından ortaya çıkacak. 5-11 Şubat tarihleri arasında polis sorumluluk bölgesinde elimizde 37 kaza meydana geldi. 54 vatandaşımız yaralandı. Emniyet ekipleri denetimleri de aralıksız sürdürüldü. Çok sayıda araca ceza kesildi.
5 ile 11 Şubat tarihleri arasında Ordu'da polis sorumluluk bölgesinde 37 yaralanmalı trafik kazası meydana geldi. 37 trafik kazasında toplamda 54 vatandaş yaralandı. Aynı hafta içerisinde trafik kazalarını azaltmaya yönelik gerçekleştirilen denetimlerde ise 69 araç sürücüsüne alkollü araç kullanmaktan işlem yapıldı. Bunun yanı sıra 45 araç sürücüsüne direkt ve hatalı şerit değiştirmekten, 94 araç sürücüsüne kırmızı ışık ihlal etmekten, 630 araç sürücüsüne hız sınırını aşmaktan, 74 araç sürücüsüne seyir halinde cep telefonuyla konuşmaktan, 134 araç sürücüsüne emniyet kemeri kullanmamaktan, 176 araç sürücüsüne kask kullanmamaktan işlem uygulandı. Diğer denetimlerle birlikte toplamda 16.208 araç kontrol edildi. 2.596 araç sürücüsüne Karayolları Trafik Kanunu'nun muhtelif maddelerinin işlem yapıldı. 33 araç trafikten men edilirken 69 araç sürücüsünün sürücü belgesi ise geri alındı. Emniyetten yapılan açıklamada vatandaşlarımızın huzur ve güvenliğiyle trafik kazalarını azaltmaya yönelik kontrol ve denetimlerimiz kararlılıkla yoğun, etkili ve süreklilik arz edecek şekilde devam ettirilecektir ifadeleri kullanıldı. Ordu Büyükşehir Belediyesi Şubat ayı olağan meclis toplantısı Başkan Mehmet İlmi Güler Başkanlığında gerçekleştirildi. Komisyon raporunu oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler kabul edilmiştir. Ordu Büyükşehir Belediye Meclisi Şubat ayı olan toplantısı Başkan Doktor Mehmet İlmi Güler'in başkanlığında gerçekleştirildi. Hitap etme imkanını bana verdiğiniz için. Meclis salonunda gerçekleştirilen toplantıya ilçe belediye başkanları ve meclis üyeleri katıldı. Gündem maddelerine geçmeden önce değerlendirmelerde bulunan Başkan Güler çalışmalar hakkında bilgilendirmelerde bulundu. Seçim kampanyası resmen başlamasa da faaliyetler büyük ölçüde hızlı bir şekilde Ordu ilinde, ilçelerimizde, mahallelerimizde devam ediyor. Tabii o ayrı bir konu ama bir yandan da belediye faaliyetleri hız kesmeden çalışmalarını sürdürüyor. Bizi de şu anda meclisimizde ilgilendiren bunlar. Başkan Güler 31 Mart yerel seçim kampanyalarını sürdürürken bir yandan da belediyecilik faaliyetlerinin hızla devam ettiğini söyledi. 207 noktada faaliyetlerimiz sürüyor. Burada fen işleri, OSKİ yoğun bir çalışma içinde. Ayrıca bütün çalışmalarımızda ulaşım dairesi, gençlik spor bunlar bir yandan çalışmalarını sürdürüyor. Sosyal hizmetlerde gene bizim sosyal belediyecilikle ilgili sıcak yemek, çorba dağıtımı, sosyal marketin online dağıtımı, engelsiz taksi hizmeti, mutfak tüpü desteği dahil çalışmalar sürüyor. Güler sadece bu ay içerisinde 200 ayrı 7 noktada 195 ekiple belediye çalışmalarının sürdürüldüğünü ifade etti. Bu 207 noktada, Ordu'nun 207 noktada şantiye şeklinde 195 ekip var. Çalışmalar hız kesmeden devam ediyor. Sadece bu ay asfalt ve beton kaplamada 23 kilometre, stabilizede yani iki toplantı arası daha doğrusu 104 kilometre, asfalt yama 1644 ton, menfez 290 metre, yağmur suyu 1679 metre, kaldırım 100 metrekare, taş duvar 1865 metrekare, metreküp çalışmalar yoğun bir şekilde sürüyor. Başkan Güler, Büyükşehir Belediyesi'nin güncel borcunun 3 milyar olduğunu da açıkladı. Bu bizim resmi rakamlar ve aynı zamanda da hem Sayıştay'ıyla hem denetimleriyle, teftişleriyle yapılan şeyler. Rakamımız budur ve şu anda iftihar edilecek derecededir değerlerimiz. Ardından gündem maddeleri onaylanarak karara bağlandı. Bir sonraki meclis toplantısı 12 Mart 2024'te yapılacak. Kabul edenler, etmeyenler kabul edilmiştir. İYİ Parti Ordu Büyükşehir Belediyesi Başkanı da Enver Yılmaz seçim çalışmalarını Fatsa ve Çatalpınar ilçesinde sürdürdü. Allah bereket versin. Nasılsın abi? İyi. Aleykümselam, sağ ol, Allah razı ol. Allah iyilik versin. Enver Başkanım, hoş geldiniz. İYİ Parti Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Enver Yılmaz seçim çalışmalarını sürdürüyor. İyiyim, sağ ol, teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Allah razı olsun, sağ ol.
Ziyaretlerine ilk olarak Fas ilçesinde küçük sanayi sitesinde başlayan Yılmaz esnaflarla bir araya geldi. Sağ ol, çok ben iyiyim ama bu başkanımla daha iyi olacağım Allah izin verirse. Yılmaz ziyaretler sonrasında açıklamalar yaparak esnaflara gösterdikleri ilgi ve alakadan dolayı teşekkür etti. Sanayi esnafımız şehrin kalbi. Fatsa'da hem burası hem büyük sanayi olmak üzere Fatsa ve arka ilçelerine hizmet eden, hakikaten Fatsa ekonomisini domine eden bir yapı var burada. Şu dönemlerde görevde olduğumuz dönemlerde altyapısına ilişkin o dönemki başkan abimizin taleplerini biz hiç ikiletmemiştik. Şu anda Adem Başkanımıza da sordum, nedir ihtiyacımız, var mı yapabileceğim bir şey? O da başta otopark olmak üzere altyapıya ilişkin bir takım eksikliklerimiz var. Onları biz sizinle seçimden sonra çok rahat bir şekilde çözebiliriz diye mutabakata vardık. Başkan adayı Yılmaz'ın Fasa'dan sonraki durağı ise Çatalpınar ilçesi oldu. Yılmaz Çatalpınar ilçesinde bir miting yaparak vatandaşlara seslendi. Çatalpınar insanı vefakardır. Çatalpınar insanı çilekeştir. Bu Çatalpınar insanı yere düşen kardeşini elini tutar yerden kaldırır ama gönlünden düşenin bir daha yüzüne bakmaz. Ben yere düştüm, yere düşürüldüm. Siz beni yerden kaldırdınız. Başınızın üzerine çıkarttınız. Ama gönülden düşenlere de sandıkta 31 Mart seçimlerinde gerekli hesabı kesecek miyiz? Eyvallah. Cumhuriyet Halk Partisi'nde geçtiğimiz günlerde de ifade edilmişti. Fakat herkes parti meclisini bekliyordu. CHP'de parti meclisi yapıldı ve Cumhuriyet Halk Partisi'nin Ulubüşehir Belediye Başkan adayı Zekai Sana oldu. Hayırlı olsun diyelim. Bu şekilde de hem AK Parti'nin yani Cumhur İttifakı'nın hem Milliyetçi Hareket Partisi ve AK Parti'nin adayı Sayın Mehmet Hilmi Güler, İYİ Parti'ninki Sayın Enver Yılmaz ve Cumhuriyet Halk Partisi'ninki de Sayın Zekai Sana oldu. Artık seçime doğru gidiyoruz, sandığa doğru. Her geçen gün büyük güne daha da yaklaşıyoruz. Diğer taraftan Cumhuriyet Halk Partisi'nin adaylarını belirlemesiyle birlikte İstanbul'da Ordulu 5 başkan adayı seçimlerde ter dökecek. Bu da ortaya çıktı. İstanbul'un 5 ilçesine Ordulu isimler aday oldu. AK Parti Eyüp Sultan ve Sultanbeyli'de, Cumhuriyet Halk Partisi Sarıyer ve Zeytinburnu'nda, Yeniden Refah Partisi ise Çekmeköy'de Ordulu isimleri aday gösterdi. Resmi kayıtlara göre İstanbul'da 500 binin üzerinde Ordulu yaşıyor. Ordu İstanbul'da en fazla nüfusa sahip 3. il konumunda. Partilerde yerel seçimlerde İstanbul'dan Ordulu isimleri aday göstermeye devam ediyor. AK Parti Eyüp Sultan için Deniz Köken ve Sultanbeyli Belediyesi için Ali Tonbaşı aday göstermişti. Cumhuriyet Halk Partisi de İstanbul'da 2 Ordulu aday çıkarttı. Sarıyer'den Mustafa Oktay Aksuyu, Zeytinburnu'ndansa Onur Soytürk'ü belediye başkan adayı gösterdi. Yeniden Refah Partisi Çekmeköy Belediye Başkan adayı olarak Ordulu Yücel Evsen'i kamuoyuna tanıttı. İstanbul'daki Ordulu aday sayısının önümüzdeki süreçte artacağı tahmin ediliyor. Ordu Büyükşehir Belediyesi'nde bugün toplu sözleşme sevinci vardı. İşçiler ve belediye çalışanları %120 zam aldı. Evet, hayırlı uğurlu olsun. Ordu Büyükşehir Belediyesi'nde bugün toplu sözleşme sevinci yaşandı. Hizmet İş Sendikası ile Ordu Büyükşehir Belediyesi arasında 2500 personel için toplu iş sözleşmesi imzalandı. Büyükşehir Belediye binası önünde gerçekleştirilen imza töreninde büyük sevinç yaşayan işçiler Başkan Güler'i davul zurna, pankart, meşale ve tezahüratlarla karşıladı. Bugün bizim bayram günümüz diyerek tarihi bir gün yaşadıklarını belirten Hizmet İş Sendikası Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Keskin yaptığı konuşmada Başkan Güler'e teşekkür etti. Bugün bizim bayram günümüz. Edebiyatımızın sembol isimlerinden Cenab-ı Şehabettin, en çok bolluk getiren yağmur alın teridir der. Bugün hasat günüdür. Bugün şükür günüdür. Bugün bereket günüdür. Bugün kahır günü değil, bahar günüdür. Birazdan imzalayacağımız sözleşmemizde ulaşılan rakamlar
sözleşmenin başarısının önemli göstergelerinden biri olmakla birlikte bu sözleşme adil bir sözleşme olmuştur. Belediye personellerinin tezahüratlarıyla sahneye çıkan Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Doktor Mehmet İnmi Güler, işçilerin alın terinin karşılığını vermenin gururunu yaşadıklarını belirtti. Muhteşem bir kadromuz var sizlerle birlikte. Ve buradaki 2500 kardeşimizin bugün hak ettiği çalışmaların karşılığını aslında parayla ödeyemeyiz. O kadar kıymetli hizmetleriniz var ki imkanlarımızı zorlayarak ve Türkiye'de de çok iyi bir rakama ulaşarak sizleri bugün Mehmet Keskin Bey'le birlikte, Hizmet İş'le beraber mutlu bir düğün halayı çekecek şekilde çalışmalarımızı Allah nasip etti. Hayırlı olsun diyoruz. Ve helal olsun diyoruz. Sizin emeğinizde çok şey başaracağız diyen Başkan Güler, emekçilerin her zaman yanında olduklarını söyledi. İşçi ücretlerinin ortalama %120 zam yapmış oluyor. Burada bayramlarda verilen şeyler var, zamlar var. Bir tanesinde 1000 lira, diğerinde 1500 ama ben bunu az buluyorum. Biraz önce bir şey, hadi onu da 5000 liraya çıkar. Konuşmaların ardından imza töreni gerçekleştirildi. Evet, hayırlı uğurlu olsun. Ulubey Belediye Başkanı ve önümüzdeki yerel seçimlerde Cumhur İttifakı'nın Ulubey Belediye Başkanı adayı İsa Türkcan seçim çalışmalarını Refahiye Mahallesi'nde sürdürdü. (Gülüyor) 31 Mart yerel seçimlerde Ulubey'de Cumhur İttifakı'nın başkan adayı olarak gösterilen Ulubey Belediye Başkanı İsa Türkcan sahadaki mesaisine devam ediyor. Size Recep Tayyip Erdoğan'ın selamını getirdik. Aleykümselam. Size Ordu Büyükşehir Belediye Başkanımız Doktor Mehmet İnmi Güler'in selamını getirdik. Biz de gariban Ulubey Belediye Başkanı olarak geldik, sizleri ziyaret ediyoruz. Sağ olun. Hayır duanıza ve oyunuza talibiz diyoruz. İnşallah. Var mı bir sıkıntı? Recep Tayyip Erdoğan'ın belediye başkanlarına destek var mı? İnşallah. Girilmedik, gönül çalınmadık kapı bırakmayan Türkcan'ın ziyaret adresi bu kez Refahiye Mahallesi oldu. AK Parti Ulubey İlçe Başkanı Süleyman Özdemir, Milliyetçi Hareket Partisi İlçe Başkan Yardımcısı Erol Ergül, Kadın Kolları ve Gençlik Kolları Başkanlarıyla ilçe teşkilatı da Başkan Türkcan'a ziyaretlerinde eşlik etti. Başka bir şey istedim. Ulubey'i gerçek belediyecilikle yönetmeye tekrar talip olduklarını belirten Başkan Türkcan, mahallede geçmişin yaşatılmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Hane ziyaretleri yaparken çok değerli abimiz Cemal Yavuz da burada Refahiye'de bulmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Senede bir gelir Cemal abi. Senede bir gelmesine rağmen tabii burada çok güzel bir projeye de tanıklık ediyoruz. 3 tane bungalov tarzı olan dubleks tarzı, altta bir misafirin, üstte bir misafirin ağırlayacak, turizme kazanılacak bir yere de şahitlik yapıyoruz. Tabii böyle baktığımızda bazı eşyalara bakıyoruz, dolaşıyoruz. Belki 50 yıllık, belki 100 yıllık, belki 150 yıllık eski eşyalar diye adlandırılan köseresinden su çeşmesine, beşiğinden kızarına varıncaya kadar birçok şeylere tanıklık ediyoruz. Ben öncelikle emek sarf edip eskiyi yad eden Cemal abiye gönülden teşekkür ediyoruz. Bizler de üstümüze düşen görevi haliyle yerine getirmenin mükellefiyiz diyoruz. Şuraları gezdiğimde, gördüğümde, baktığımda çocukluk yıllarımı hatırlıyor ve görüyorum. Cemal abim tabii çalışmış, heybelerini burada yansıtıyor. Hane ziyaretlerinde 7'den 70'e herkesle bir araya gelen Türkcan, çocukların gönlünü almayı, vatandaşlara işlerinde yardım etmeyi de ihmal etmedi. İlimizde sıcaklıklar son günlerde 20 derecenin üzerinde. Bahar havası yaşıyoruz adeta, hatta bayağı bir gündür bu havaları yaşıyoruz. Fakat ay sonu itibariyle termometrelerin eksi dereceye düşmesi bekleniyor. Hal böyle olunca fındık üreticisi de tedirgin. Ordu'da son haftalarda özellikle sahil ve orta kesimde hava sıcaklıkları zaman zaman 20 dereceye kadar çıktı. Sıcak havayla fındık dallarında karanfillerin açması ve döllenmeyi sağlayacak püsküllerin oluşmasından mutlu olan fındık üreticileri özellikle Mart ayında don yaşanmamasını temenni ediyor.
Türkiye Ziraat Odaları Birliği Yönetim Kurulu üyesi Arslan Soy'dan Karadeniz bölgesinde hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyrettiğini söyledi. Şu anda Karadeniz bölgesinde bir sıcak hava var. Özellikle fındık bahçelerinde yazdan kalma günler yaşıyoruz. Şu anda fındık bahçelerinde fındıktaki püsküller, karanfiller tam olarak aşmış durumda. Yani aslında hem püsküllerin tozlanması hem karanfillerin o tozlanmayla beraber döllenmesiyle ilgili sürecin iyi gittiğini söyleyebiliriz. Soydan sıcak havaların bu şekilde devam etmesinin ilerleyen günlerde don yaşanması halinde risk oluşturduğunu dile getirdi. Bu sıcak havaların devam etmesinden dolayı fındık tomurcuklarında erken yapraklamaları gerçekleşebilir. Bu da ne demektir? Özellikle Mart ayında yağabilecek olan karın ve eksilere inen bir hava sıcaklığının bir don olma riskiyle karşı karşıya bırakabilir. Soydan olası zirai don riskine karşı üreticilere de tarım sigortası yaptırmaları konusunda çağrıda bulundu. Üreticilerimiz tarım sigortalarını yaptırabilirler. En azından bir zarar olduğu takdirde karşılığını alabilmesi için tarım sigortalarını ilgili acentelere giderek de yaptırabilirler. Bu süreçte şu anda devam ediyor. Tarım sigortaları da 3 Mart 2024 tarihinde son bulacak. Tabii fındıktaki tek sıkıntı ve tek korku zirai don tehlikesi değil. Kahverengi kokarcı havaların ısınmasıyla birlikte evlerde ve bahçelerde de görülmeye başlandı. Fas'ta Ziraat Odası Başkanı Haydar Gürsu konuyla alakalı konuştu ve kahverengi kokarcı yönelik özellikle Mart ve Nisan ayını işaret etti. Bu aylarda yapacak olan mücadelenin bu kokarcıya karşı üreticiye avantaj sağlayacağını kaydetti. Sıcaklıklar arttı, kahverengi kokarca yeniden baş gösterdi. Son günlerde mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıklarıyla birlikte kokarcalar kışlaklardan uyanmaya başladı. Kokarcaların evlerde yeniden gözükmesi üzerine vatandaşlar da tedirginlik yaşamaya başladı. Kokarcaların erken uyandığını söyleyen Fas'ta Ziraat Odası Başkanı Haydar Gürsu, şu anda kokarcaların lavralaması ve çoğalmasının mümkün olmadığını söyledi. İşte 25 derecelere ulaşmasından dolayı kokarcalar meydana kışlaklardan artık da doğaya falan çıkmaya başladılar, gezmeye başladılar. Fakat işte Şubat ayında gün ışığının 10 saat civarında olduğu için kokarcanın dış mekanlarda bir lavra bırakması söz konusu değil. Şöyle ki kokarca 13,5 saat falan gün ışığında yaşaması gerekiyor ki lavralarını hayata geçirsin. Şu an için kokarca için de yani yavrulaması ve çoğalması konusunda bir şey söz konusu değildir. Mart-Nisan aylarının kokarca mücadelesinde önemli olduğunu ifade eden Gürsu, kokarcanın görüldüğü yerde yok edilmesi gerektiğini hatırlattı. Fakat önümüzdeki Nisan ayında yani gün ışığında ne kadar kokarcanın kışlaklardan hayata geçeceğini bilmiyoruz. Bilmediğimiz gibi kokarcanın sadece doğada ve çiftçilik anlamındaki zararından daha ziyade toplumsal bir toplum içerisinde yaşayan evinde, iş yerinde yani yaşam alanının içerisinde ne varsa kokarcanın görüldüğü yerde yok edilmesi gereken bir zararlıdır bu. Ramazan ayı öncesinde bir zam haberi var sırada. Şu an etin kilosu 400 liradan satılırken Ramazan ayında fiyatın 550 liraya kadar yükselmesi bekleniyor. Et fiyatlarına yeni bir zam daha geliyor. 2023'ün Ocak ayında 200 lira olan kırmızı et fiyatları 2024'ün ilk aylarında ise 400 lira seviyelerini geçti. Etin fiyatı şu anda kıyma 410, kuşbaşı 420, sakatat fiyatları 300-400 arası, bonfile 580, o şekilde fiyatlarımız. Ramazan ayı öncesinde ise kırmızı et fiyatlarında yeni bir zamla birlikte fiyatların 550 liraları bulması bekleniyor. Ya et fiyatlarında çok fazla artış olmasa daha iyi ama şimdi piyasanın durumu da belli. Her şey artıyor, her şey ileri gidiyor. Et fiyatları arttığı zaman bizim satışlarımız düşüyor. 400 civarında şu anda, 410-420 civarında, 500-550 civarı olur diye düşünüyorum, tahmin ediyorum. Kasap Rıdvan Dikme fiyatlarda yaşanan bu artışı şöyle değerlendirdi. Hayvan ithal geliyor biliyorsunuz dışarıdan. Yerli hayvan azaldı.
Köylünün elinde hayvan yok. Yetiştiriciler zorlanıyor yem fiyatlarından dolayı. O yüzden bunun da o fiyatlara yansıdığını düşünüyorum. Şimdi Ordu'daki kış şartlarını, Ordu'daki sıcaklığı iki fotoğrafla ekranlara taşıyacağız. Şimdi bu ekranın sol tarafında aynı kişi, aynı yer görüyorsunuz boyutları. Benim arkama düşen tarafta aynı kişi, aynı yer tabloyu görüyorsunuz. İzleyelim ve bir yıldaki bu değişikliği ekranlara taşıyalım. Akkuş'ta çekilen bu fotoğraf gündeme bomba gibi düşmüş. Yağan kar kış ayını iliklere kadar hissettirmişti. 2022'nin 26 Ocağı'nda çekilen fotoğraf Türkiye'de bir anda ünlü olduğu kadar basın yayın kuruluşlarında genişçe yer aldı. Sosyal medya amcayı karın içinde unutmuşsunuz diyerek adeta yıkılırken gazeteciler de olayı genişçe ve Ordu'da kar kalınlığı insan boyunu geçti başlığıyla verdi. Rusya'da gazetelerse büyük kar yağışı haberlerini bu fotoğrafı kullanarak verdi. Altına da boyu 1.50 santimden küçük olanlar dışarı çıkmasın yazısını yazdı. Şimdi ise 2022 yılının Ocak ayında çekilen o fotoğraf mazi oldu. Kar yerini işte böyle bahar havasına bıraktı. Küresel iklim değişikliği tüm yurdu etkisi altına alırken Ordu da bundan nasibini fazlasıyla aldı. Yaklaşık 10 gündür adeta bahar ve yaz ayını yaşayan ordular kara kışa hasret kaldı. Bu meşhur fotoğrafla tüm dünyada karda kaybolan adam olarak ünlenen Ordulu Harun Türk, aynı noktada bu kez iklim krizini gözler önüne seren fotoğraf çekildi. Ordu'da iki yılda değişen mevsim herkesi hayrete düşürdü. Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet İlmi Güler, Fas'ta ilçesindeki çalışmaları yerinde inceledi. Fatsa'da altyapısı sağlam, uzun ömürlü yolların inşası sürüyor. Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet İlmi Güler'in öncülüğünde geride kalan 5 yılda 222 kilometre asfalt ve beton yol yapılarak 245 milyon lira ulaşım yatırımına imza atıldı. Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde Dolunay Mahallesi Özgün Kent Sokak, Kutlu Kent Sokak, Lila Sokak, Mevlüt Karabayrak Sokak'ta Fatsa Belediyesi, OSKİ, YEDAŞ, AKSA Telekom Koordinasyonu'nda eş zamanlı olarak alt ve üst yapı çalışmaları yürütülüyor. Evet, özel teşekkür ediyorum emeklerinizden dolayı. Sağ olun. Çalışmaları yerinde inceleyen Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet İlmi Güler, Fatsa'nın en önemli mahallelerinden biri olan Dolunay'da afete dirençli bir altyapının oluşturulduğunu söyledi. Örnek bir çalışma olması bakımından önemli. Çünkü bundan sonra biz afete dirençli kentler çalışmasını yaparken örnek bir uygulama yapacağız. Ordu türü, ordu tipi belediyecilikte. Fatsa'da bunun en güzel örneğini yaptık. Fatsa Belediyesi ile birlikte yaptığımız bu çalışmalar örnek nitelikte. Yapılan çalışmalarla ilgili Fatsa Belediye Başkanı İbrahim Ethem Kibar da bir paylaşım yaparak şehrimizde yaptığımız uzun ömürlü çalışmalarda bizlerden desteğini esirgemeyen Büyükşehir Belediye Başkanımız Dr. Mehmet İlmi Güler'e teşekkür ederim ifadelerini kullandı. Almanya'nın Essen şehrinde 8 Karadeniz Derneği bir araya geldi. Dernekler kendi illerinin yöresel lezzetlerini tanıttı. Almanya'nın Essen şehrinde Essen Başkonsolosluğu tarafından özel bir etkinlik düzenlendi. Düzenlenen etkinlikte Essen Başkonsolosluğu 8 Karadeniz Derneği'ni bir araya getirdi. Dernekler buluşmasında Ordu'yu Almanya Korganlılar Derneği temsil etti. Yöresel yemeklerin tanıtıldığı standlar kuruldu. Dernekler çalışmaları hakkında gelen misafirlere bilgi verdi. Tekrar yapılması planlanan programın geniş kitlelerle yapılması kararlaştırıldı. Bu haberle bülteni noktalıyoruz. Yarın akşam aynı saatte saat 18.30'da görüşünceye dek hoşçakalın.